Şimdi demek ki biz şöyle bir parmak freze işlemi yapan endüstriyel bir tezgahla karşı karşıyayız. Ama bunu başlangıçta şu konumda görüyoruz parmak frezeyi. Ve süratle aşağıya indiğini görüyoruz. Buna rapidly traverse, çabuk hareket diyoruz. Siz vereceğiniz paso değerini, iş parçasına yaklaşma değerini, hepsini bu rapidly traverse dediğimiz çabuk hareket komutuyla da takımı istediğiniz yere göndermek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz. Bakın şimdi G01'e benzeyen bir çalışma yapacak kalem. Yani nasıl bir çalışma yapacak? Şöyle gösterelim onu da. Şu şekilde kalem hareketini görebiliyoruz. Yine biraz önce video filmde gördüğümüz gibi kalem süratle aşağıya inmiş. Belli bir derinliği kesecek şekilde inmiş dikkat ederseniz. Ve biraz sonra şok işaretinin gösterdiği yönde hareket edecek. Ve şuradaki kanalda biraz sonra şurada gördüğümüz kalemi daha ince çizgilerle, kesikli çizgilerle diyelim. Yani hayali olarak gideceği hedef noktasını temsil eden bir kalem çizimi kabul edelim burayı. Şuradan başlayacak, şok işaretini sonra sola dönecek ve bu şekilde bir hareket yapacak. Bu hareketi şematik olarak gösterdiğimiz hareketi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Video filminde şöyle görüyoruz. Bakın iniyor. İndi. Şimdi G01 hareketi dediğimiz yani normal işleme hareketleri G00'ın dışındaki hareketler normal işleme hareketleri. G fonksiyonları böyle çalışıyor. Mesela biz tornalamada G02, G03 tarif edeceğiz. Aynı şey frezelemede de var. O hareketler arkadaşlar radyuslu hareketlerdir. Yani bir dairenin çeyrek daire yayı üzerinde bir kalem hareketi tanımlamışızdır. G fonksiyonlarında, tornada. G02 bunu gösterir. İç dikey tornalamayı gösterir. G03 yine notlarınızda var. O da dış dikey tornalamayı gösterir. Frezelemede de tabii ki G02, G03 hemen hemen aynı anlama gelir. Şimdi kalemin tam seçemiyoruz, tam fark edemiyoruz ama zannedersem aşağı indikten sonra bir doğru boyunca düz bir hareketi var. Veya iyice dikkat edersek belki de bu iş parçasını radyuslu olarak kesmeye başlayacak. Görelim. Sizce nasıl bir hareket bu? Doğrusal bir harekete benziyor. Bakın, doğrusal hareket yine galiba gerçekten 90 derece açıyla dönerek yine doğrusal hareket olarak devam ediyor. Ha bakın başka hareketler yaptı. Belki radyuslu bir hareketle iş parçasının merkezine doğru döndü geldi. Bu hareketi tabii ki video filmi uzun ve iş parçasının işlemesi uzun uzun gösterilen muhtemelen video Google ortamından aldığımız bir film bu. Bakalım bunu hangi ortamdan almıştık. Dönelim onu. Şurada başka video filmlerimiz de var. Şurada arkadaşlar CNC video filminde CNC Milling diye bir film almışız. Bakalım
Sadece hemen zülbe mi geçiyor? Herhalde hemen zülbe geçiyor. Evet, bu. Biraz öncekinin aynı. Başka bir film var. Bu da işte yine bir firma ismi. Cyber CNC Fastcut. 1540 diye bir tezgah anlatılıyor. Bu tezgahta da yine bir frezeleme işlemi mi? Bakalım bu tezgahı, görelim. Tezgah tanıtılıyor. Kesme işlemimiz yok. Providing the working piece process for the FC. Buraları atlayalım. Using the tailstock. Bakın, şimdi ne yaptık? Biraz geriye alalım. Bir tornalama işlemi üzerinde görmemiz bu filmi frezeden önce daha da anlamlı, isabetli olur. Ne diyor? İş parçası talaş kaldırma örnekleri demek. Work piece machining examples. Evet. Şu anda kalemin iş parçasına yaklaşmasını ve 1-2-0-0 hareketiyle yaklaşmasını görüyorsunuz. Amerikan aynasına bir ucundan bağlanmış, asıl tahriki ve döndürme momentini, gücü oradan alan yuvarlak, silindirik bir parça işleyeceğiz. Üzerinde çeşitli işlemler yapacağız ve karşıdan da biz bunu tam iş bile ekseninde mükemmel bir ideal bağlanmayı gerçekleştirmek için karşı taraftan bir punta deliği açtığımız takımın alın düzlemine ne yapmışız? Karşı puntanın konik kısmını getirmişiz, dayamışız. İşte böyle bir durumda şimdi bakalım CNC tezgahımızın kalemliği hareket etti, ne işler yaptı? Tail stop cutting when the machinery parts are longer. Bu harekete ne diyoruz arkadaşlar? Boyuna tornalama işlemi. Ve tornalama işlemleri içinde en çok rastlanan tornalama işlemidir. Talaş kaldırma işlemleri içinde en çok rastlanan talaş kaldırma işlemi nedir? Tornalamadır. Ama bunlar içinde de demek ki boyuna tornalamadır. Basit el hareket. Dönen bir iş parçası ve öteleme hareketi yapan bir kalem. Bunun süper pozisyonu nedir? Bir helis, bir yay hareketi. Bir helisel harekettir. Helezon dediğimiz, helis dediğimiz tıpkı bir yaya benzeyen bir iz bırakarak takım iş parçası üzerinde yürüyor. Ama siz o helisi şu anda görüyor musunuz? Görmüyoruz. Biz görüyor muyuz? Görmüyoruz. Çünkü bu helisi sıklaştırırsanız sarımlar birbirine yaklaştığı için göz onu görmez ve bu tornalama olur. Biraz açarsanız size biraz önce şu küçük CNC tezgahında Amerikan ayasını çok yavaş döndürerek anlatmıştım. O zaman ne olur? Helislerin arası açılınca yayların arasını çıplak gözle görünür bir şekilde efendim algılarsınız. 1 milimetredir, 1,5 milimetredir filan. Ama onun adı arkadaşlar artık vidadır. Demek ki her vida hareketi bir tornalamadır. Her tornalama hareketi bir vida hareketidir aslında. Sadece devir sayılarıyla, hızlarla, kalem ötelim hareketleriyle oynayarak siz bu değeri yakalarsınız. Küçükse ilerleme değeri dediğimiz, makine mühendisler için çok stratejik değeri sahip olan, milimetre bölü devir boyutuyla verilmiş olan kalem hareketini biz ne yaparız arkadaşlar? Küçük tutarsak bu bir tornalamadır. Büyük tutarsak küçük şeyin adı artık A olur, adım olur. Veya eski dilde, yabancı değil, Osmanlıca'da hatve kelimesinden meydana gelen küçük A ile teknisyen çizimlerinde görebilirsiniz. Adım değerli küçük, yani İngilizce'de H dediğimiz, bizim H dediğimiz, Hatay'ın H'sı. Böyle bir H ile görürsünüz. Küçük H ile yazılır ve biz buna hatve karşılığı adım değeri deriz. Ama bugün siz belki Necat Bey'de, belki makine elemanların teknisyeninde küçük A ile gösteriyorsunuz.
Biz takım tezgahçılar bu küçük ağdan kaçınıyoruz. Çünkü biz küçük ağayı fazla değeri olarak kullanmayı efendim alışkanlık haline getirmişiz. Küçük ağ fazla değeri. Küçük şeye ilerleme değeridir. O zaman adım değerinde küçük ağ dediğimiz olur. Bunu unutmayın. Demek ki bu yayın, bu sarımları arasında bir görünür bir açıklık varsa artık o ha ile ifade edilebilen aslında s değeri. Bunu sağlamak için de ne yapılır? Milimetre bölü devir ifadesi olduğuna göre devir küçültülür. Milimetre dediğimiz kalem hareketi büyütülür. Yani Amerikan lirası yavaş döndürülür, araba hızlı hareket ettirilir. İşte o zaman elde edeceğiniz form vidadır. Devam edelim bakalım, renkli güzel şeyler çıkacak mı?